Dün Bingöl'den gelen acı haber Türkiye'nin yüreğini yakıp kavurmuştu. Mühimmat sevkiyatı sırasında yaşanan patlamada şehit düşen iki özel harekat polisi bugün ebediyete uğurlandı. Yakınlarının gözleri yaşlı, yürekleri ise yangın yeriydi. Biri evlilik yıl dönümünde şehadet şerbetini içti. Hocam böyle diyemezsin. Hocam şehadet hediyesi verdi. Diğeri şehit amcasıyla aynı kaderi paylaştı. Bingöl'de anti-tank sevkiyatı yapılırken patlama yaşanmış. Özel harekat polisleri Necati Aygün ve Birol İli şehit düşmüştü. 31 yaşındaki polis memuru Birol İli'nin şehit olduğu gün evlilik yıl dönümüydü. Eşi Merve İli üniformasını giydi, hayat arkadaşını ebediyete böyle uğurladı. Yavrumuz bana emanet, ailem bana emanet. Allah'ım ben razı ediyorum, sen razı ol yarabbim. Bir tane. 3 yaşındaki evladının veda öpücüğü yürekleri kavurdu. Şehit polis memuru Necati Aygün, kendisi gibi polis olan amcası Mestan Aygün'le aynı kaderi yaşamıştı. 16 yıl arayla hem kardeşini hem de oğlunu şehit veren Mehmet Aygün ayakta duramadı. Oğlunun fotoğrafına sıkı sıkı sarıldı, gözyaşları sel olup aktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da törendeydi. Acılı aileyi bir an olsun yalnız bırakmadı. Şehit polisler Birol İli memleketi Erzurum'da, Necati Aygün ise Aydın'da dualarla toprağa verildi.